Sıradaki haberimiz sevgili seyirciler, Avrupa'da yaşayan holding zedeler, bilhassa Kombasan zedeleri ilgilendiren çok önemli bir haber. Biliyorsunuz bir Sayın Arıza Alaboyun var. Bera Holding'in, Kombasan'ın yönetim kurulu başkanı. Kombasan'ı veya Bera Holding'in kendisine ait olduğuna inanan bir yönetim kurulu başkanı. Yani babasından miras kalmayan, kendisine verilmeyen bir şirketle ilgili sanki kendisininmiş gibi, kendisine aitmiş gibi konuşan Sayın Alaboyun'un bir açıklamaları var. O haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun 90'lı yıllardaki tabela holdinglerinin bütün suçu günahı Kombasan'ın üzerine yıkıldı. Kombasan adeta günah keçisi oldu dedi. Kombasan holding zedelerinin imajını ve gücünü devletin desteğiyle geri kazanıyor dedi. Yani burada devletin gücünü arkasına alarak imajını ve gücünü tekrar kazanıyor açıklaması yaptı. Buyurun seyredin. Yani burada bir başarısızlık yoktu. Burada bir algı operasyonu vardı. Bu algı operasyonu bizim negatif algıyı pozitife çevirmemiz gerekiyordu. Bu konuda Ankara'da yoğun çalışma yaptık. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu anlattım. Binali Yıldırım'a, Sayın Başbakanımıza anlattım. Eski başbakanlarımızdan Ahmet Davutoğlu'na anlattım. Bütün bakanlarımızı tek tek gittim anlattım sorunun böyle olduğunu. Herkesin bakış açısı ya Kombasan batmadı mıydı? Şeklinde bir yaklaşım, bir tepki. 90'lı yıllardaki tabela holdinglerin bütün suçlarının Kombasan'ın üzerine atıldığını belirten Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, holdingi ayağa kaldıralım dedik ama şu an bir sürü hukuk davaları bulunuyor. Nedir bunun aslı derken, zamanımızın birçoğunu 2-3 yılımızı buna harcadık, konsantre olduk, sonuçta da çözdük. Oldukça sıkıntılı bir süreçti. Sıkıntının temel nedeni algının çok kötü olmasıydı. Bugün 90'lı yıllardaki o tabela holdinglerin bütün suçu, günahı Kombasan'ın üzerine yıkılmıştı. Kombasan adeta günah keçisi olmuştu. Halbuki Kombasan'ın mal varlığı, yatırımları vardı, insanları çalıştırıyordu, ihracatı vardı. Ama hepsine topyekün toptancı bir anlayışla bakıldığı için her şey üzerimize geldi. Buna rağmen 2005 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki araştırma komisyonu sonrasında borsaya açılmışız, faaliyetlerimizi orada devam ettirmişiz. Ama bazı avukat arkadaşlarımızın yaratıcı kabiliyeti nedeniyle bizlere dava süreci başlamış, başarılı da olmuşlar. Bu bize büyük bir mali yük getirdi. Şirketin ilerlemesini durdurmuş, 72 bin ortaktan aşağı yukarı 2500 ila 3000'e yakın kişiye biz 550 milyon liraya yakın bir para ödemişiz 10 yıllık bir periyotta. Bu da şirketimizin ileri yönde gelişmesini, makine yatırım ekipman yapmasının önünü tıkamış. Dolayısıyla bu davaların ortadan kalkmasıyla herkes ortaklık statüsüne kavuşunca şirketin önü açık. Bundan sonra önümüze bakacağız ifadelerini kullandı. Kombasan Holding üzerinden negatif algı operasyonu yürütüldüğünü vurgulayan Alaboyun, bu şirketin sahiplenilmesi gerektiğini düşündüm. Bir de üzerimizde bu kadar birikimimizden sonra bir misyon olarak bunu algıladım ben. Yani burada bir başarısızlık yok. Burada bir algı operasyonu vardı. Bu algı operasyonunu negatiften pozitife çevirmemiz gerekiyordu. Bu konuda Ankara'da yoğun çalışma yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Binali Yıldırım'a, eski başbakanlarımızdan Ahmet Davutoğlu'na konuyu anlattım. Bütün bakanlarımıza sorunun böyle olduğunu tek tek gittim anlattım. Herkesin bakış açısı, yahu Kombasan batmamış mıydı şeklinde bir tepki aldım. Bizim kanunumuzun çıkmasıyla bir bypass'tan daha yeni çıktık. Şimdi bizi aldılar, servise ve orada rehabilitasyondayız. Kendimize geleceğiz, yoğun bakımdan da piyasaya verecekler. Sağlığımıza kavuşacağız. Belki bir buçuk yılımızı alacak, bu daha başlangıç. Daha güzel günler bizleri bekliyor. Ortaklarımızın dava açtıklarında şunu görmeleri gerekirdi. Burası 72 bin kişinin ortak olduğu bir şirket. Burası Ali Rıza Alaboyun'un şirketi değil. Burası Ali Rıza Alaboyun'un %50-55 hissesinin olduğu, %45'ini de 72 bin kişiyi kandırıp parasını elinden aldığı ve sebepsiz yere zenginleştiği bir şirket değil. Dolayısıyla 72 bin ortağın olduğu, hiçbir ortağın %1'den fazla hissesinin olmadığı bir şirket. Dava açanlar, dava açıp parayı kazandığında geriye kalan dava açmayanların mal varlığından alıyor. Yani temel sıkıntı bu. Bize bir yıl içerisinde 1500 dava gelmeye başladı. Her ay 50-60 dava. Bunların bize getirdiği her ay 25-30 milyon. Ben Merkez Bankası değilim ki her gün nakit para basayım. İçimden çıkılmaz bir durum vardı. TBMM 7194 sayılı kanunun 41. maddesinde bir düzenleme ile bizi tekrar piyasaya kazandırdı.
72 bin civarında holding zede yani ortağı var Kombasan'ın. Onlara diyor ki siz bu işten feragat edin, biz saltanatımızı sürelim, işimize devam edelim, siz para almayın, hiç kimse de bizden para istemesin, bu parayı siz bize hibe edin diyor. Yani bunun mealen açıklaması bu. Efendim.